Merhaba Meltem. Yıl olmuş 2019. Bu adam bana neden mektup yolluyor dediğini duyar gibiyim. E-mail varken, mesaj varken, her istediğimde sana telefonla ulaşabiliyorken, hatta yetmiyor istediğimde seni görebiliyorken, neden sana mektup yolladım ki ben? Hem de kızınla. Ne var yani, ben de biraz nostalji yapmak istemiş olamaz mıyım Meltem? Hep telefon olmaz. Arada sırada değişiklik iyidir. Seversin sen değişikliği, bilirim. Sana ne demiştim Meltem? Ben senin ailenin, arkadaşlarının çevresinde her daim dolaşan geceyim. Ha bu arada, bence kızını uyarmalısın. Tanımadığı insanlarla konuşmamalı. Tanımadığı insanlardan hiçbir şey almamalı. Her zaman karşısına benim gibi iyi niyetli bir insan çıkmaz. Bir sonraki görüşmemize dek, ki bu çok yakında, hoşça kal. Gece. Yer vermedi diye mi adamcağızı 18 yerinden bıçakladınız? İnanamıyorum size. İnanmıyorum. Yamanin. Otobüse de binemeyeceğiz artık. Efendim Gönülcüm. Meltemciğim, hazırsın değil mi? Hazırım canım, hazırım. Sen gel beni al, beraber inelim. Tamam canım, birazdan oradayım. Tamam. Meltem, iyisin değil mi? Değilim Gönül ya. Ya mektubu kaç defa okudum sayısını artık ben de bilmiyorum. Ve her okuduğumda daha çok sinirleniyorum. Hayatım, ben sana söyledim. Okuma bir daha diye. Niye okuyorsun? Ya durduramıyorum ki kendimi Gönül. Ya belki satır aralarında bir şey yakalarım. Ne bileyim, belki bir şey görürüm diye defalarca okumaya devam ediyorum. Yani haklısın tabii, haklısın da. Kim bu adam? Benden, ailemden, kızımdan ne istiyor? Meltemciğim, bugün polise gideceğiz. O mektubu da vereceğiz ve yakında yakalayacaklar, bu gece midir nedir onu. Tamam. Haluk evde değil mi? Yok, değil. O erkenden şantiyeye gitti. Tamam. Şimdi ben geliyorum toparlanıp konuşuruz yolda zaten. Tamam canım, tamam. Hazırım ben. Hadi görüşürüz. Efendim, burada hiç kendinizi masummuş gibi göstermeye çalışmayın. İddialara göre bir ay önce de mağdurun evine gizlice girip yüzüne kezzap atmaya çalışmışsınız. Ay inanmıyorum. Nasıl yapmışlar bizi? Hemen. Ne oluyor ya? Haluk Bey ya. Önümü kopardınız, öyle aniden gelinir mi? Ya nasıl gelecektim? Kendi evime böyle randevuyla mı geleyim? Ne diyorsun? Ay ne bileyim işte, öyle birden gelince korktum ben de. Ne yapayım yani? Niye korktun? Ya öyle demeyin Haluk Bey, yani korktum tabii. İnsanların başına neler geliyor. Bakın izliyorum işte ben televizyon programlarında. Neyse saçma sapan konuşma hadi. Meltem nerede? Yatak odasında. Merhaba. Senin ne işin var burada? Burası benim evim değil mi? Bugün herkesin nesi var? Sanki ben başka bir eve gelmişim gibi davranıyorsun. Yok ya, ondan değilim. Sen sonuçta sabahleyin çıkıp işe gitmedin Haluk. Ya ben senin bu saatte geri geleceğini düşünmedim. Ay hoş geldin. Bu ne? Şey, zar. Allah Allah, ben de piyano zannetmiştim. Ya niye dalga geçiyorsun? Zarf olduğunu görüyorum. Ne iş, onu soruyorum. Ana! Yoksa birine mahkemelik falan mı oldu? Ya da icra falan mı geldi? Ne alakası var? Bu devirde eğer böyle bir mektup geliyorsa bundan korkacaksın. Ya bir mahkeme celbidir ya da ne bileyim banka borç falan çıkarmıştır. Alakası yok. Gece yazıyordu üstünde. Ha? Ne iş yani?
Ay ne kadar çok soru soruyorsun ya. Hadi ben çıkıyorum. Kuaför randevum var. Geç kalacağım. İçimden bir ses benden bir şey sakladığını söylüyor. Ne alakası var? Çok alakası var. Bakayım şu zarfa. Annesine bakacaksın Allah aşkına yani. Kadınsal şeyler işte. Zarfın içinde kadınsal bir şey. Evet. Görebilir miyim bir? Gece kremlerimin listesini yaptım, onu koydum zarfa. Üstüne de gece yazdım. Sen hangi kremi alacağını bilmiyor musun? Ben biliyorum da kremleri ben almayacağım. Yani şöyle, normalde ben alıyorum tabii ki de. Bugün işlerim var, yoğunum, kuaförde işim uzun sürecek. Fön filan. O yüzden Emine'ye veririm. Hani Emine alır diye şey yaptım. O yüzden de böyle yaptım, üstüne de düzenli olsun diye öyle not düştüm. Gece kremi. Evet. Gündüz kremini de yaptım ayrıca. Onun üstüne böyle gündüz yazıyor. Düzenli düzenli. Ha, bir gece kremi var, bir gündüz kremi var. Evet. Aha. Peki öğleden sonra kremi falan var mı? Ay. Ya Haluk, biz 30 senedir seninle belli periyotlarla nedense bu konuşmayı yapıyoruz. Hep bir tartışıyoruz. Ben de sana 30 senedir hep aynı şeyleri söylüyorum. Saçmaladığını söylüyorum. Yani aynı kremi hem gece hem gündüz diye iki kere satıyorlar. Siz de yiyorsunuz. Hakikaten pes. Pes. Ya 30 yıldır bir arpa boyu yol ilerleyememişiz. Biz buna istikrar diyoruz. Hayır canım, biz buna sabit fikir diyoruz. Meltem, yani burada oturup seninle krem muhabbeti yapmak isterdim ama başka önemli işlerim var. Neymiş o önemli iş? Ya bir dosya arıyorum, bulamıyorum. Yani şantiyeden o yüzden geldim. Ha, sen ona baktın mı? Şimdi bakacağım. İyi, tamam. Ne? Ne? Bir kere o kremlerin içeriği farklı. Gündüz kremlerin içinde başka şeyler var, gece kremlerin içinde başka şeyler var. Gece sürdüğün kremler daha böyle yenileyici oluyor. Çünkü sen zaten gece uyurken hücreler yenileniyor. Püh! Boyun posun devretsin, gözün kör olsun inşallah. Sen ne istedin bu kızdan? Ha ne istedin? De komşu olacaksın. Püh! Emine! Kafanı şu programlardan kaldırsan artık. Doğru söylüyor. Ama ne yapayım ya, bırakamıyorum, çok heyecanlı, çok sürükleyici. Ay, kapı çaldı Emine ya. Ay, ne bileyim işte, öyle birdenbire çalınca bir boşluğuma geldi Meltem Hanım. Esin bu. Birdenbire çalacak, böyle yavaş yavaş mı çalacak? Aç. Baba. Hareketlere bak hele. Ne var? Doğru olanı yapıyor Haluk. Aslında hepimizin bakması lazım. Gelen Gönül Hanım'mış. Katil komşu değilmiş. Oh. Bence açma. Dominant teyze bu. Ne yapacağı belli olmaz. Yok. Kızım açsana. Ya açsana. Allah Allah. Merhaba Emine. Şey, hazır mısın Meltem'cim? Hazırım. Aa, sen de mi buradasın Haluk? Al bir tane daha. Hadi Emine'yi anladık. Bu programları seyrettiği için böyle sürekli diken üstünde, böyle her şeyden korkuyor. Beni gördüğü zaman da korktu. Meltem beni şantiyede zannettiği için böyle bir şaşırdı. Sana ne oluyor Dominant teyze? İyi, ben de seni işte zannettim o yüzden yani. Yani. Hadi şey yapalım biz. Çıkalım. Ne yapacağız? Randevumuzu kaçırmayalım. Kuaför randevumuz var, bizim kaçırmayın. Hadi. Görüşürüz. Hadi oldu, görüşürüz. Zaman. Hadi hoşçakal. Emine'ye zarfı verdin mi? Hangi zarfı? Gece kremlerinin yazılı olduğu zarf. Ha, vereyim ben zarfı. Emineciğim, bunun içinde benim gece kremlerimin adı yazıyor. Benim alışverişe gidecek şeyim olmayacak bugün. Çok işim var. O yüzden sen alıverirsin, olur mu? Aa, tabii tabii. Heh. Ben zaten Zeynep'i keman kursundan alacağım ya. Heh. Dönüşte uğrar alırım. Evet. Oldu o zaman. Hadi ama artık. Tamam. Hadi. Hadi biz şey yapıyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Bekle. Emine. Hı. Burada bir dosya olacaktı. Gördün mü? Yok. Ah, ben kime soruyorum? Tabii ki göremezsin. Çünkü gözün sürekli telefonunda, o garip programları seyrediyorsun. Meltem, mektubu ellerinde Emine'ye verdin ya, okursa. Ay inşallah okumaz. Ne yapsaydım Gönül? Ay yani vermeseydim Haluk zaten şüphelendi. Kesin anlayacaktı ondan bir şey gizlediğimi.
Yani senden başka kimse bilsin istemiyorum. Şimdi telaşlanmasınlar. İyi de elimizde mektup yok. Polise gitmemizin bir manası kalmadı. Ne yapacağız şimdi? Bekleyeceğiz. Nerede? Sitenin önünde bekleyeceğiz. Haluk çıkacak, biz geri geleceğiz. Emine'den mektup alacağız, gideceğiz polise. İyi, inşallah okumasın o zamana kadar. İnşallah. Meraklıdır çünkü. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.